Amerika hazinesi borç tavanı, enflasyondaki düşüş ve ekonomik büyümenin hala umut verici olduğu bir günde meşliğinde bir süredir yatay hareket eden hisse senedi endeksleri dün güçlü alıcılı bir seyirle kapanış gerçekleştirdi. Amerika ve Avrupa arasında ayrışmalar yaşanırken özellikle hisse senedi piyasalarının borç tavanı konusunda panik yapmadığı göze çarpıyor. Sektörel ayrışmalar yaşanıyor olsa da Amerika Bölgesel Bankacılık Sistemi'nin gündeminde yer alan oyunculardan Western Alliance Bankası'nın mevduatlarında artış yaşandığına dair açıklamasıyla stres ve baskı bir miktar daha azalmış görünüyor. Avrupa tarafında Eurostox 50 endeksinin %0.18'de hafif yükseliş yaşadığı görünse de FTSE 100 endeksinde %0.36 düşüş izlendi. Frankfurt DAX endeksi ise %0.34 artış kaydetti. Amerika hisse senedi piyasalarında ise dün pozitif bir seyir hakimdi. Bir süredir S&P 500 endeksindeki yatay hareketin aksine yükseliş trendinde olan Nasdaq teknoloji endeksi dün de yükselişine devam etti. S&P 500 endeksi günü %1.29 yükselişle kapatırken Nasdaq teknoloji endeksi %1.28 yükseldi. Dow Jones endeksi de %1.24 artış kaydetti. Bugün Amerika veri takviminde işsizlik başvuruları takip edilecek borç tavanı krizi sebebiyle hareketli günler geçiren piyasalarda yüksek volatilite dikkat çekti. Dolar endeksi 2 gün üst üste yükseliş gösterirken gün içerisinde 103.10 seviyesini test etti ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Endeks günü %0.20'lik yükselişte 102.80 seviyesinde kapattı. g para birimlerinde dolarla korelasyonu daha yüksek olan Yeni Zelanda doları ve Kanada doları pozitif ayrışırken Avrupa bölgesi para birimleri dolara karşı değer kaybetti. Son dönemde gevşek para politikası beklentileri sebebiyle güçsüz bir seyir izleyen Japon yeni ise dolar karşısında en çok değer kaybeden g para birimi oldu. Dolar Japon yeni paritesi günlük %0.83'lük yükselişte 139.498 seviyesine yükseldi. İki haftadır düşüş trendine giren altında dün yatay negatif bir seyir gözlemledik. %0.3'lük düşüşte 1982 seviyesine gerileyen altın, 50 günlük ortalamasındaki destekte tutundu. Amerika tahvillerindeki satıcılı seyir, üst üste 4. işlem gününde de devam etti. Borç tavanı sorunu sebebiyle getirilerdeki yukarı yönlü baskı sürdü. Joe Biden'ın temerit olmayacağına dair güvenini dile getirmesi ve Meclis Başkanı McCarthy'nin sorunların çözülebilir olduğunu belirtmesi, piyasa tarafından yeteri kadar ikna edici bulunmadı. Temerrüt riski açısından kritik tarih olarak gösterilen Haziran başında getiriler %5.60 seviyelerinde seyretti. 2 yıllık tahvil getirileri 7.6 puanlık yükselişte %4.15 seviyesine, 10 yıllık getirileri ise 4.2 puanlık yükselişte %3.57 seviyesine ulaştı. Avrupa tarafında ise beklentilere paralel gelen enflasyon verisi sonrasında genele yayılan alımlar gözlemledik. Türk Euro tahvil getirilerinde hafta başından beri devam eden yukarı yönlü sert hareket dün de devam etti. 2 yıllıklar 47.1 puanlık yükselişle %11.192 seviyesine ulaşırken getiri eğrisinin tepe noktasını oluşturdu. Bir süredir devam eden kısa vadeli risklerden kaçınma amaçlı kısa vade satıp uzun vadeye geçme eğilimi dün de görüldü. 5 yıllık getirileri 51.3 puanlık artışta %10.971, 10 on yıllık getirilerse 50.2 puanlık artışta %10.265 seviyesine yükseldi. 5 yıllık CDS 44 puanlık yükselişte 645 seviyesinden 689 seviyesine yükselerek günü kapattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.